Belediye başkanlarından memnun muyuz yaptıkları işlerden? Valla belediye başkanlarından köylü olarak çok memnunuz. Allah'a şükürler olsun. Ama bir esnaf olarak soruyorsan hiç memnun değiliz. Biz esnafız, hem köylüyüz. Biz kendi malımızı yetiştiririz. Biz iyi kötü bir şeyler kazandırıyoruz. Ama bizim esnaf olarak kazançları çok düştü esnaflarımızın. Niye düştü? Şimdi markete de sokuyorlar yeşilli, manava da sokuyorlar yeşilli, peynirci de satıyor yeşilli, zeytinci de satıyor yeşilli, her şey yani. Sadece bizim kezalık değil. Hepsini sattığı için esnaflarımız biraz zor durumlara. Biraz değil, çok zor. Ben köylü olduğum için ben kendim malımı üretiyorum ama iyiyiz çok şükür elhamdülillah. Yalnız çoğu esnaflarımız bu yaz hiç açmadılar sergilerini. Biraz köylünün malını da mesela hiç gözetlemiyorlar. Yani bir sürü köylüleri yığıyla böyle pazar yerinin içine, esnafların içine. Köylü kendi malını getiriyor, satıyor. Ben esnafım ama kendim üreteyim. Benim için değil miyim? Yalnız herif alıyor buradan 3 liraya biberi senden. Köylünün biri getiriyor 3 lira biberi koyuyor karşısına. Çatır çatır satıyor. Yani esnafımızı birazcık kollamıyorlar gibi geliyor bana. Belediye başkanımızdan bir alıp veremediğimiz hiçbir şeyimiz yok ama esnaf olarak bizi hiç kollamıyorlar. Pazarcılara bakıyorlar. Esnaf başkanımızdan çok memnunuz. Allah bin kere razı olsun. Yani çok ilgileniyor. Herkesin derdine koşuyor ama belediye olarak hiç bize sahip çıkmıyorlar. Kendimizden memnun değiliz. Gereksiz işler yapılıyor ya büyükşehirde. Yani Balıkesir'e pek şey yapılmıyor. Bence yani Yücel Yılmaz iyi bir başkan ama yani Balıkesir'in gerçek sorunlarına değinmiyor yani. Yani ben bal bak saçıyor, bilmem ne açıyor. Tamam gençler için çok iyi de Balıkesir'e daha iyi hizmetler yapılabilir yani. Zaten Balıkesir'in olması gereken avlusu var, ne bileyim. Hani on buradası var, gençlerin eğlenecek şeyleri var da. Belediye daha başka şeyler de yapabilir yani. Balıkesir çok geride. Yani Yücel Başkan güzel çalışıyor ama asfaltları yapıyor tamam yani de. Bazı şeyler eksik ya. Salih Tozan'ın önünde bir yaya geçidi var. Bir alt geçit yapıp da insanlar rahat rahat geçsin. Şu kapalının olduğu yerde kapalı spor salonundan pehlivan heykeline bir üst geçit düşünülebilir. Yani daha başka şeyler yapılabilir. Mesela şimdi geçen şey yaptılar. Garın önüne bir şeyler yaptılar. Ya garın önüne bir battı çıktı yapsalar mesela. Orada hem trafik düzenlenir. Hani alt geçit şeydeki gibi, bu emniyet müdürlüğünün oradaki alt geçit gibi. Şehirde daha başka dokunuşlar yapabilirler mesela. Yani Yücel Başkan biraz daha şöyle fazla çalışıp yerel seçime doğru şu etkiyi değiştirebilir. Ya yapıyorlar gibi. Yani gibi. Burada bir problemimiz yok şu ana kadar. Yani hizmetlerde yapıyorlar. Bir problemimiz yok bence. Benim gördüğüm kadarıyla yeterli. Ha, başkaları daha yetersiz bulabilir ama yani benim gördüğüm kadar hizmetleri fena değil. Otobüslerde mesela hafta sonları işlemiyor. Mesela hastane otobüsü falan. On buradaya. Onları istiyoruz. Memnunuz ya. Tane yaptık. Ama yetişesi var mı? Yok. Hepsini yaptılar. Tane yaptık ya. Yolları yaptılar. O çocuklara oyuncak yerleri yaptılar. Kim yapıyor bunları? Kimse yapmadı. Hepsini yaptılar. Daha ne yapasın da? Yollara, yol yeri, yeranları hepsini yapıyorlar. Daha ne yapacak? Bundan başka var mı yapacak bir şey? Memnun, herkes memnundur. Memnun olmayan olmasın. Daha ne yapasın da? Köylere taşını döşediler. Kim yaptı bunları? Belediye başkanları yaptı. Devlet yaptı. Kim yaptı? Olacak şeyleri varsa gene yapıyorlar. Racatim hepsini yapıyorlar. Ara yolları bile yaptı. Tağla yollarını bile. Biz ona da hiç yapan olmadık yine. Sadece etkinlik üzerine yapılıyor. Daha başka şekillerde de yapılabilir mesela. Halkı gözetilebilir. Halkın sorunu dinlenebilir. Halkla iç içe olmak lazım. Sadece etkinlik yaparak, sadece Balıkesir'i tanıtmaya çalışarak ben doğru bulmuyorum. Sadece bunu yeterli bulmuyorum yani. Bizim köyde yollar her taraflar bozuk. Hangi köy ablacığım söyle? Çocuk köyü. Yollarımız yok, doğalgazımız yok, hiçbir şeyimiz yok. Hiçbir işini yapmıyor köye. Tipimizde ama her şeye getirmiyorlar işte doğalgazı. Karşıları falan termin her taraf ot çöp. Yani ben hiç memnun değilim. Hiç oy beklemesin bu sene. Boş kullanım yine kimseye vermem. Yapıyorlar. İyi, güzel. Her yer onalıyor. Meydanda da var. Tabii ki eksik olanları yaparlarsa bizim için iyi olur. Belediye başkanına memnunuz. Çalışmalar iyi. Fakat oy vermem. Neden? Partisini sevmiyorum. Vallahi ben burada oturmuyorum. Akçay'da oturuyorum ama hiç de memnun değilim. Yollarımız hep arabalar bozuluyor. Herkes de şikayetçi. Denizimize bile atığı salıyorlar. Çok pis kokuyor. Herkes bundan şikayetçi. Yollarımızı yapmalarını istiyoruz. Denizimiz temiz olmasını istiyoruz. Belediye başkanlarından memnun muyuz? Hiçbirinden memnun değilim. Şimdi belediyeyi kasamak için yerleri kasıyorlar. Söylese milletin gözünü boyuyorlar. Bu hayat pahalılığı bilmem diye belediyeye yükleyecek halimiz yok haliyle. Ama yani şu anda
seçimi kazanmak için yerleri kazıp yeniden yeni yeni bir şeyler yapıyorlar başkasını para kazandırmak için. Başka bir şey değil yani. Sudan ondan sonra belediye otobüslerinden o kat be kat bizden çıkarıyorlar. Ondan sonra vatandaşı diyorlar ki bir de vatandaş bize oy vermiyor bilmem ne. Tabii vermez. Böyle o yaparsan vermem ben oy. Hayır. Neden? Örneğin Balıkesir'in en işlek caddesinin en büyük ilçe şeyinin mahallesinin giriş sokağı bile yok. Bahçelievlerin girişi yok. Türkiye'nin en büyük mahallesi burası. 80 binin üstünde nüfus, 60 binin üzerinde de seçmen var burada. Türkiye'nin en büyük, doğunun birçok ilinden ve ilçesinden daha büyük burası. Hani gide mi gelecek şu işte? Girişi yok mahallenin en başına. Sular pas akıyor, yeteri kadar şey değil. Dezenfektan olmuyor veyahut da arıtma sistemi yetersiz mi geliyor, ne geliyorsa geliyor. Aşağıdaki arıtma sistemi şeyi geçtiğiniz zaman da, Ovaköy'ü geçtiğiniz zaman da leş kokuyor.